Herkese merhaba, ben Muhammed Ali. Bu dersimizde Editable Poly'deki Soft Selection kısmını öğreneceğiz. Soft Selection'ı hatırlayacağınız gibi daha önceden öğrenmiştik. Editable Mesh'te Editable Poly'deki farkı birkaç gelişmiş özellikle birlikte gelmesiydi. Bu özelliklerden bir tanesi, zaten bir tane var, o da Brush. Brush özelliği, yani fırça, oyun motoru kullananlara oldukça tanıdık gelecektir. Brush özelliği sayesinde yüzeyleri seçip bizim seçtiğimiz şekilde bazı detaylı seçim şekilleriyle birlikte yükseltme işlemi yapıyorduk. Hatırlatmak isterim ki bu bir terrain editörü olarak algılanmasın. Bu bir düzenleme aracıdır. Yani ancak bu amaçla da kullanılabilir. Örneğimi yine plane üzerinde göstereceğim. Segment sayıları 50'ye 50 olan bir plane oluşturuyorum. Gridlerimi yok ediyorum ve plane'imi Editable Poly cismine çeviriyorum. Baktığımız zaman yine Soft Selection kısmının Editable Mesh'teki Soft Selection'a oldukça benzediğini görüyorsunuz. Hatta aynı. Ancak biraz aşağı indirdiğimizde bazı değişik butonların ve ayarların olduğunu görüyorsunuz. Şu anda Polygon modunda çalışacağım. Daha önceden Soft Selection'ı öğrendiğimiz için Edge ve Vertex'e nasıl tepkiler verdiğini biliyoruz. O yüzden direkt Polygon moduna geçiyorum. Aşağı iniyorum. Hatırlayacağınız gibi Use Soft Selection'a basmam gerekiyordu kullanabilmek için. Burada biraz daha aşağı indikçe Falloff, Pinch ve Bubble değerlerini hatırlıyorsunuz. Öncelikle bir seçim yapıyorum. Renkleri de hatırlıyorsunuz. Mavi kısımlar alçak kısımları, kırmızı ve kahverengi tonlardaki kısımlar ise yükseltileri temsil ediyordu. Falloff miktarı, Soft Selection'ın etki edeceği alanı belirliyordu. Bu santimetre cinsinden. Pinch ve Bubble kısımları da aşağıdaki iki boyutlu şeklimizde oynuyordu. Ve bu iki boyutlu şeklimize referans alarak da sahnemizde yükseltiler oluşturabiliyorduk. Buraya kadar biliyoruz. Şimdi bilmediğimiz bir kısma gelelim. Şuradaki butona basıyorum. Bastığım zaman olacak şeye çok dikkat edin. Şu anda seçim işlemi yaptığımız zaman gördüğünüz gibi renkler gayet güzel, düzenli yayılmışlar. Fakat bu renkler poligonlarımın değil, edge'lerimin üzerinde yayılmışlar. Buradaki Shaded Face Toggle'a bastığım zaman buradaki renkler yüzeylere, yani poligonlarımın üzerine yayılacaktır. Basıyorum ve görmüş olduğunuz gibi hangi renk nereyi kapsıyor çok daha rahat bir şekilde görebiliyorum. Şimdi bu ayarla çalışacağım çünkü brush'tayken bu ayara ihtiyacım olacak. Fırçayla nereyi boyamışım, nereyi boyamamışım görmek zorundayım. Fırçayı aktif hale getirmek için buradaki Paint Soft Selection kısmından Paint'e basıyorum. Öncelikle her yerden çıkıyorum. Şurada Lock Soft Selection kısmı var. Bu kilitleme anlamına geliyor. Paint modundayken işaretlediğimiz yerlerin hep işaretli kalması için bu ayarı kullanıyoruz. Ancak elle aktif edebilir veya Paint'e bastığımız zaman zaten kendisi otomatik olarak aktif hale geliyordu. Buna bastığımız zaman direkt sahnemde küçük bir aracın olduğunu görüyorsunuz. Bu araç kısa yolların bulunduğu küçük bir kutu olarak adlandırabiliriz. O an bulunduğumuz seçeneğe göre bazı kısa yollar burada belirmekte. Mesela burada ne var? Falloff miktarı var. Falloff miktarı hatırlayacağınız gibi falloff değeri etki edeceği alanı arttırıyordu. Buradan manuel olarak değiştirebiliyoruz. Direkt Paint'e geçebiliyoruz. Burada Lock kısmı var. Shaded kısmı var. Hatırlayacağınız gibi seçim, yüzeylere yayılma, edge'lere yayılma olayı. Şu anda biz fırçadayız. Fırçaya uygun ayarlarımız aşağı tarafta yer almakta. Şimdi fırçam seçiliyken öncelikle bir boyama işlemi yapıyorum. Boyadığım zaman görmüş olduğunuz gibi her zamanki gibi renkler yerleşmeye başladılar. Hatırlayacağınız gibi Editable Mesh'te bu örneği gösterirken püskürtme seçim aracına geçmiştim ve orada seçim yapmıştım. Bu ikisi arasında oldukça büyük bir fark var. Birinde yüzeyleri seçiyorum. Bunda ise yüzeyleri işaretliyorum. Burası çok önemli. Yüzeyleri seçtiğim zaman aldığım sonuç pek sağlıklı olmayabiliyor. Fakat burada çok daha detaylı çalışabilir ve daha düzenli şeyler yapabilirim. Mesela Paint ile boyamaya başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi her yer kıpkırmızı oluyor. Bu durumda da yükselti olan bölümler fazla olacaktır. Ancak bununla ilgili değerlerimiz ve ayarlarımız da mevcuttur. Şöyle bir alan oluştururum kendime. Boyamaya devam ettikçe renkler daha da kırmızıya doğru yaklaşacaktır. Mesela açık renkli kısımları boyadıkça. Paint'in yanında hemen Blur adında bir ayarımız var. Bu bulandırmak, yani Blur efekti vermekten aklınıza gelmiştir. Bulandırmak anlamına geliyor. Ne gibi durumlarda kullanılır? Mesela çok keskin geçişler olduğu zaman renkleri etrafa yaymak için kullanılır. Mesela bakın mavi renkleri ve yeşil renkleri birbirinden ayırıyorum, bulandırıyorum ve keskin geçişlere engel oluyorum. Alt tarafta Revert kısmı var. Buna bastığım zaman da Paint'teki seçim işleminin tam tersini yapmıyor. Şu anda seçimden çıkarıyormuş gibi gelecektir size ama aslında değil.
Bunun yaptığı renkleri açık hale getirmek, yani maviye doğru yaklaştırmak. Paint'in yaptıysa koyuya doğru yaklaştırmak. Peki bu alttaki değerler nedir? İşte alttaki değerler de bu paint ve revert ile yaptığımız işlemleri etki ediyor. Mesela selection value kısmı seçim değeri olarak çevirebiliriz bunu. Bunu arttırıp azalttığımız zaman buradaki renklerin birbirine yakınlığı ve uzaklığı değişecektir. Brush size, fırçanın büyüklüğü ve küçüklüğü. Bunu daha önceden hatırlarsınız. Brush strength, burada gireceğimiz değer bize ekranda o an boyama yapacağımız rengi belirlememizi sağlar. Mesela şu an brush'tayım, paint'e geliyorum. Ya da revert'te olsun. Şu anda 1.0 kırmızı değerini belirtiyor bana. Ben bunu 0,5 dediğim zaman revert işlemi daha da güçsüzleşecektir diyelim. Öncelikle biraz fırça miktarımı küçültüyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı kısımlar yeşile dönmekte. Yeşil kısımların üzerinden bir daha geçersek o kısımlar maviye dönüyor. Mavinin de üzerinden bir daha geçersek artık soft selection etkisi alanı yok oluyor. Gördüğünüz gibi brush'la çok daha hassas işlemler yapabiliyoruz. Kontrolle işlemleri geri alıyorum. Burada fırça boyum tekrar büyüdü. Bunu 50'ye düşürdüm. 0,5 değerindeyken revert'te kenarlardan biraz iptal etmeye başlıyorum. Bir yükselti yapacağım. Bunu fırça kullanarak yapacağım. Seçim araçlarıyla değil. 0,5 değerini 0,2'ye düşürüyorum. Oluşacak etkiyi tekrardan görüyorsunuz. Renkler artık daha az açılmaya devam ediyor. Fırçanın gücü, yani etkisini azaltıyoruz. Tekrar aynı işlemi uyguladığımız zaman bu değer üst üste biniyor ve artık renk gittikçe maviye doğru yaklaşmaya başlıyor. Şimdi paint'e geçiyorum. Boş bir alana boyama işlemi yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi girdiğim değer doğrultusunda renkler oluşuyor. Eğer bu değer 1 olsaydı, yani kırmızı olarak boyama işlemi yapacaktı. Şimdi buraları tekrar kırmızıya boyuyorum. Böyle değişik bir şekil ortaya çıktı. Şu anda fazla önem vermiyorum. Şimdi artık brush'un ayarlarını öğrendik. Şimdi yükseltimizi yapalım. Yine Select and Move aracını kullanacağız. Şu anda lock özelliği aktif olduğu için başka herhangi bir yere tıkladığım anda ne yaparsam yapayım her zaman bu kısımlar seçili kalacaktır. Yani işaretlemekten bahsediyorum. Aslında seçimde değiller. Şimdi yükselti yaptığımız zamansa bu işaretli kısımlar yukarıya doğru kalkacaktır. Görmüş olduğunuz gibi tam belirlediğim renkleri referans alarak benim yükseltimi oluşturdu. Tekrar revert'e geliyorum. Yalnız değeri biraz ufaltıyorum. 0,3'e getirdim. Şimdi kırmızı kısımları iyice iptal ediyorum. Artık belli yükseltilerimin yapıldığı kısımları değer, hatta biraz daha revert'teyken eğer arttırırsak renkler maviye yaklaşır. Bunu unutmayın. Paint modundayken yaptığımız zaman ise renkler kırmızıya daha yakın hale gelir. Şu an 0,5 değerindeyiz. Hangi rengin üzerinde gezersek o renk 0,5 değerinde artık maviye doğru daha fazla yaklaşacaktır. Şimdi tekrar bir yükseltme işlemi yapacağım. Yükseltimin belli bölümlerini yükselmemesini istiyorum. Onları iptal ediyorum. Ancak yine aralarda puslu kısımlar kalırsa daha güzel bir görünüm olacaktır. Şimdi tekrar bir yükselti yapıyorum. Yine kırmızı kısımlar daha fazla yükseldi. Yeşil kısımlar arkadan onu takip etti. Açık mavi kısımlarsa aşağılarda kaldı. Blur ayarını hatırlayacaksınız. Blur'la bir düzenleme yapabiliriz. Bu renklerin keskin geçişlerini önleyebiliriz. Şu anda seçim aracında değiliz. Buna dikkat edin. Brush boyama, işaretleme yapar. Seçim aracı ise bu işlemi seçerek yapar. Brush her zaman daha düzenli, daha güzel sonuçlar almamızı sağlar. Şimdi bu seçimi iptal etmek için ne yapacağız? Lock Soft Selection'a basıyoruz. Artık o seçim kısmı alanım seçimden çıkmış durumda. Şu ana kadar gösterdiğim örneklerde uygulamalı örnek değildi. Yalnızca araçları anlattım. Ancak örneğin ileride bir organik modelleme yaparken ya da bir insan suratı modellerken bu araçları sık sık kullanacağız. Görmüş olduğunuz gibi Editable Poly'de Soft Selection Brush özelliğiyle birlikte bulunmakta. Brush Options kısmı var, fakat burası çok karmaşık ve detaylı bir kısımdır. Bunları başlangıçta henüz bilmemize gerek yok. Yalnızca şuradaki değerleri ve fırça ayarlarını öğrenmemiz bizim için şu anlık yeterlidir.
Bu dersimizde Editable Poly'deki Soft Selection'ın brush kısmını inceledik. Soft Selection'ı daha önce Editable Mesh'te görmüştük. Orada seçim araçlarıyla yükseltme yapıyorduk. Burada ise hem seçim araçlarıyla hem de brush ile yükseltme yapıyoruz. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.